Eylül adalarından Hawaii adalarına 4000 kilometrelik yolculuk. Kambur balinalar. Bahar aylarında kutuplara doğru yapılan göçün amacı bu bölgelerin besin açısından çok zengin soğuk sularında avlanmaktır. Sonbahar aylarında tropik altı bölgelere yapılan göç ise enerji tüketimini azaltmak, buzlar arasında sıkışmaktan kaçınmak ve sıcak sularda üremek içindir. Genel olarak izlenen seyir hızları yaklaşık saatte 20 kilometredir. Ancak güçlü ve hızlı yüzücülerdir ve gerekirse saatte 300 kilometre hız yapabilirler. Günde 2 ila 4 ton kadar kril tüketir. Bu kadar ağırlık günde ortalama 40 milyon krile denktir. Yazlık beslenme alanlarında tıka basa doyan balinalar, kışlık üreme alanlarındaki sularda çok az yer, belki de hiçbir şey yemez. Kambur balinaların, insandaki parmak izi gibi bireye özgü bir desene sahip olan kuyruk altı benekleri her balina için farklı yaratılmıştır. Balinalar üzerinde araştırma yapan bilim adamları onları takip ederken bu özellikleri sayesinde tanımakta ve araştırmalarını yapabilmektedir. Dünyadaki en yüksek sesli ikinci hayvandır. Çeşitli sesler çıkararak haberleşmek bireyler arasındaki çok önemli bir iletişim yoludur. Şimdi biraz şarkılarını dinleyelim. Allah, üstün ve benzersiz aklının delillerini görebilmemiz için birbirinden kusursuz, birbirinden detaylı sistemler var etmiştir. Şeytandan Rabbim sana sığınırım. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.